Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. İlk proje tanıtımı videomla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ben proje tanıtımları yapan bir isim değildim bu vakte kadar. Ne YouTube kanalımda ne Twitter profilimde herhangi bir projeyle alakalı ne bir tweet ne bir değerlendirme videosu çekmemiştim. Ama bu 1-1,5 senelik influencer veya Türkçesiyle fenomenlik serüvenimde sürekli bu talep geldi. Ya hocam bize yatırım yaptığın şeylerden bahset, işte hocam sepetinden bahset falan gibi. Ben bu saate kadar videolarımı büyük oranda genel piyasa değerlendirmesi zeminine oturtmaya çalışmıştım bildiğiniz üzere. Ama bu talepleri de göz ardı artık etmek istemediğimi fark ettim. Bundan sonra tek bir kriterim olacak. Kendi inandığım, kendi güvendiğim ve kendi yatırım yaptım. En önemlisi bu. Kendi yatırım yaptığım projelerden sizlere de bahsedeceğim arkadaşlar. Ki bu şu anda anlatacağım Change Finance projesinin kendi yatırım yaptığım bir proje olmasının yanında aynı zamanda Change Finance benim kanalımın da sponsoru olacak bir müddet. Onu da zaten günlük videolarımda, teaserlarda göreceksiniz arkadaşlar. Change Finance biraz farklı bir şekilde geldi. Yakın bir arkadaşım bana bahsetmişti. Kendisi Türkiye'deki iletişimde olan kişiydi. İsmi Fatih. Zaten videomda da kendisinden bahsedeceğim. Fatih, böyle bir proje var. Türkiye'de projeyi tanıtmak için influencer arıyorlar şeklinde söylemişti. Ben de o zaman ya bu tip projelerde ben yer almıyorum biliyorsun falan demiştim. Ancak kendisi ya bir dene en azından sen bu pasif gelir tarafında kendine bir faydası olsun gibi bir şey söyledi. Ben de tamam dedim, pasifte bir miktar param var, bir 5000 dolar para bu iş için ayırdım ve burada likidite havuzuna bunu yatırmaya karar verdim arkadaşlar. Hemen hemen 2,5-3 ay önce olan bir meseleden bahsediyoruz ama işte Ekim ayı ve Kasım ayında hesabı tutacak şeyim oldu. Çünkü düzenli bir şekilde inceledim. İşte Ekim ayında bir 740 dolar kadar, Kasım ayında da 520 dolar kadar sadece likidite havuzuna likidite sağladığım için bir reward aldım. Bu pasif gelir fırsatından da siz de yararlanın istedim ki videonun ilerleyen zamanlarında bahsedeceğim. Sadece pasif gelir değil, bu sağladıklarının yanında şöyle bir mottoları var Change Finance'ın arkadaşlar. Bir sıcak cüzdan gibi likit ama bir soğuk cüzdan gibi güvenli diyorlar. Yani çok ciddi güvenlikli bir cüzdan da aynı zamanda. Çok fonksiyonlu, birçok blockchain zincirinde transfer kabiliyeti olan aynı zamanda bir cross-chain sistemi de kurmuşlar. Çok iyi bir dep olduğunu düşünüyorum. O yüzden de özellikle pasif gelir anlamında değerlendirmek isteyen insanlar, isteyen arkadaşlar için ki videonun en sonunu o bölüme ayıracağım. En sona saklayacağım o bölümü arkadaşlar. Direkt o bölüme de aklayabilirsiniz ama bütün videoyu izlemeniz sizin faydanıza olur diyorum. Şimdi sizi bir tanıtım teaserıyla bırakıyorum. Ondan sonra karşınızda olacağım. Mobil uygulamayı da konuşacağız. Aynı zamanda diğer konuşmak istediğim birkaç projeyle alakalı detayı da konuşacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Birazdan burada kalın diyorum. Ve teaserla sizi baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, teaser'dan sonra karşınızdayız. Teaser'da da gördüğünüz gibi oldukça kritik detaylardan bahsediliyor. Ben burada biraz daha fonksiyonaliteden ve change'in aslında ne olduğundan sizlere bahsetmeye çalışacağım. O zaman o soruyla başlayalım. Change Finance nedir? Change Finance bir DAP arkadaşlar, yani Decentralized Application, yani merkeziyetsiz uygulama. Merkeziyetsiz uygulama kavramı hayatımıza merkeziyetsiz finansla beraber girdi. Bu da dolayısıyla bir merkeziyetsiz finans uygulaması.
Bu şekilde ifade etmek herhalde en doğru ifade olacaktır. Bu uygulamalar her zaman bildiğiniz üzere blok zincirlerin üzerine inşa ediliyor. Burada kullanılan blok zincir ne? Burada kullanılan blok zincir Fission arkadaşlar. Fission'a geçmeden önce hem Fission'ın hem Change'in kurucusu ve Fission'la beraber kripto para camiasının tanıdığı isim olan DigiKuan. DigiKuan bu projenin arkasında kendi ekibinde de çok büyük oranda akademisyenler yer alıyor. Bu akademisyenler de bu alanda uzmanlaşmış isimler. Birazdan DigiKuan'dan bahsedeceğim ama önce Fission'ın bu uygulamaya neler kattığından bahsetmek istiyorum. Fission'ın bu uygulamaya kattığı en önemli şey DCRM teknolojisi. DCRM teknolojisinin açılımı ne? Dağıtılmış kontrol hakları yönetimi. Bu şekilde söylendiğinde çok bir şey ifade etmediğinin farkındayım. Ama o tarafı zaten hani böyle teknik ifadeler bazenleri akıl karıştırabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, bu aslına bakarsanız Fission'a patenti Fission'a ait bir kriptografi teknolojisinden bahsediyoruz. Bu kriptografi teknolojisi arkadaşlar Change Finance'ı diğer DAP'ların önüne geçiriyor. İki tane özellik açısından. Bu iki tane özellik ne? Bu teknolojinin Change Finance'a sunduğu birinci en önemli özellik sıcak cüzdan likidasyonunu soğuk cüzdan güvenliğiyle sunuyorlar. Yani bu çok kritik bir özellik. Soğuk cüzdan güvenliği, yani işte internetten bağımsız bir şekilde işte USB'lerde tuttuğumuz varlıklar var ya, aynı onların güvenlik standartlarını sağladıklarını iddia ediyorlar ki birazdan göstereceğim ve aynı zamanda en önemli özelliklerden bir tanesi de bu da diğer DAP'lardan, özellikle diğer cüzdan DAP'larından Change Finance'ı öne geçiriyor. O da şu, blok zincir ağları üzerinde kolayca geçiş yapabilme kabiliyeti. Yani şu iki özellik DCRM'in Change Finance'ı diğer DAP'ların önüne geçiren en kritik özellikleri arkadaşlar. Güvenlik demişken şöyle bir challenge görüyoruz. Bu bahsettiğimiz yönetici DigiKuan arkadaşlar. DigiKuan bir programa katılıyor. Bad Crypto Podcast and the Nifty Show isimli. Burada canlı yayında bir challenge'da bulunuyor. Ne o challenge? Yani bir iddiada bulunuyor. Diyor ki şu anda cüzdanımda, ki cüzdanının QR koduyla adresini de gösteriyor. Cüzdanımda 4.8 milyon dolarlık Ethereum ve Bitcoin var. Eğer becerebiliyorsanız hadi ekleyin diyor. Dediğim gibi adresi de paylaştıktan sonra o zamandan bu zamana kimse hackleyemedi. Dolayısıyla bu challenge da gerçekten Change uygulamasının, DCRM teknolojisinin ne kadar kritik önemde olduğunu gösteriyor. Son olarak arkadaşlar Fission'la alakalı olarak, yani blok zincir teknolojisiyle alakalı olarak 2021 yılı Avrupa Merkez Bankası raporunda, ki raporun konusu dağıtık defter teknolojileri arkadaşlar, Distributed Ledger teknoloji diye geçiyor. Burada sizlerin de aşina olduğu birkaç projeyle beraber Fission'ın adı anılıyor. 4-5 tane proje var sadece Fission dışında. Fission var dediğim gibi. Şurada herkesin bildiği Chainlink link var. Aynı zamanda şurada Quant var. Arkadaşlar hemen birazcık yukarıya çıkıyorum. Polkadot ve Cosmos var. Yani gerçekten bu anlamda dünyanın da dikkatini çeken ve farklı bir ligde olan bir ekipten, bir şirketten, bir blok zincirden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi peki asıl konumuz olan uygulamaya geçersek neler söyleyeceğiz orada bakalım, oranın arayüzünde. Bir kere şöyle, öncelikle ben Apple kullandığım için arkadaşlar Apple Store'da Change Finance yazdığınızda uygulamayı buradan indiriyorsunuz. Uygulama zaten hani herkes artık telefonda birçok uygulama kullanıyor. Bu uygulamayı da indirdikten sonra kurmak son derece kolay. Sadece size ilk başta yeni bir cüzdan mı açacaksınız yoksa mevcut bir cüzdanı mı import edeceksiniz diye soruyor. Yeni bir cüzdan açarak başlamanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü başka bir cüzdan import etme, birazdan anlatacağım başka detaylarla ilgili bir konu. Dolayısıyla onu açtıktan sonra
Bu arayüz karşınıza çıkacak. Bu arayüz benim bizzat içine para yatırdığım Change uygulamamın arayüzü. Yani deneme hesabı açmak istemedim. Burada net bir şekilde şeffaf olabilmek adına arkadaşlar. O yüzden de hani en baştan deneme olmadığı için en baştan başlamadım. Ama dediğim gibi o uygulamayı kurmak, en başta açmak herhangi bir uygulama gibi ekstra bir şey istemiyor. Nitekim şöyle bir şey var. Girişte de söylediğim gibi Fatih ile beraber arkadaşlar bu yayında 2-3 gün sonra, en geç önümüzdeki hafta bu yayınla alakalı bir beraber bir yayın yapacağız. Bir soru cevap etkinliği yapacağız. Orada da benim şu anda atlamış olduğum bazı şeyler olabilir. Belki yanlış ifade edeceğim şeyler de olabilir. Onları da düzeltmek adına bunlardan bahsedeceğiz. Bugün ben olabildiğince kendi faydalandıklarımdan bahsedeceğim ve fonksiyoneliteden bahsedeceğim. Daha detayları, daha böyle kritik detayları biraz daha o soru cevaba bırakacağım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi gördüğümüz şöyle bir arayüzümüz var arkadaşlar. Bu Change uygulaması işte güvenilirliğinin yanında DCRM'in kattığı, işte ağlar arasındaki değişim becerisinin yanında bize merkeziyetsiz borsa hizmeti de sunuyor. Bir DEX hizmeti de sunuyor. Şurada Exchange olarak gördüğünüz yukarıdaki seçenek o. Bu borsa seçeneği, yani PancakeSwap gibi, Uniswap gibi bir borsa hizmeti de sunuyor. Şu kazana tıkladığımızda bu kazan seçeneği arkadaşlar bankalardaki vadeli mevduat gibi, bunu düşünebilirsiniz. Belli bir zaman aralığı için varlıklarınızı buraya kilitliyorsunuz. O kilide sadık kaldığınız müddetçe de bahsedilen APY oranında gelir elde ediyorsunuz. Bu onu ifade ediyor. Buraya işte CNG, Fusion, USDT, ETH, BTC, TRX gibi varlıklar katıyorsunuz. Her birinin altında da APY oranları yazıyor. Mesela BTC'nizi bağladınız. Yıllık %7.16 size faiz ödüyor. Bunun yıllık bazda olduğunu unutmamak gerekiyor. Bununla beraber de CNG ödülleri veriyorlar arkadaşlar. Benim varlıklarımı yatırdığım taraf bu taraf değil. Burası klasik bankacılık. Şurada bir de ödemeler opsiyonumuz var. Birazdan tek tek hepsinin üstünden geçeceğim. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şurada en sağdan başlayacağım. Kısaca her bir arayüzde karşımıza çıkan her şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada benim QR kodum var arkadaşlar. Tıkladığınızda kendi QR kodunuz açılıyor. Buradan dili seçebiliyorsunuz. Zaten telefonunuzda diliniz seçili olduğundan sistem dili olarak karşınıza çıkıyor bu burada arkadaşlar. Ben de Türkçe olduğu için öyle. Türkçeyi buradan da seçebiliyorsunuz. Neden öyle bir fark var bilmiyorum. İşte Çince var, İngilizce var falan. Bildirimler, burada bildirim ayarları yapabiliyorsunuz. Ben tüm bildirim türlerini açık tutuyorum. Ama burada seçim de yapabilirsiniz. Sadece ödeme yapıldığında bildirim gelsin gibi seçim de yapabilirsiniz. O size kalmış. Burada şifrenizi belirliyorsunuz veya değiştiriyorsunuz. İki faktörlü kimlik doğrulamayı mutlaka ve mutlaka her uygulamada öneriyorum arkadaşlar. Google Authenticator'ı öneriyorum. Google Authenticator'ı da burada çok net bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, hemen uygulayabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hesap türüne gelince, işte bu en başta uygulamayı açtığınızda karşınıza mevcut bir cüzdan yükle, import et veya işte yeni cüzdan aç şeklinde iki seçenek geçiyor. O bununla birazcık alakalı olabileceğini düşündüğüm bir konu. Ben acemi modunda kullanıyorum. Acemi modu ne demek arkadaşlar? Acemi böyle kulağa çok böyle şey geliyor, biraz bir zayıflık göstergesi gibi geliyor. Ben ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Acemi mod şu: bu tip merkeziyetsiz finans uygulamalarında, özellikle cüzdan tiplerinde, işte MetaMask'te, Trust Wallet gibi örneklerde, her zaman onlarda uygulamayı açtığınızda dikkat etmişsinizdir, sürekli böyle birkaç aşamayla cüzdanınız aktif olur. O cüzdan aktivasyonları aşamasında da size tohum şifreleri verirler. Yani seed phrase deniyor ona. Tohum ifadeleri. Tohum ifadeleri verir. İşte 15-20 tane ifade olur farklı farklı. Onları girersiniz. Onları bir tarafa yazmanızı önerirler ki ben de öyle öneriyorum. Mutlaka ve mutlaka bilgisayarınızdan, telefonunuzdan bağımsız bir yerde onu yazıp bir kenara saklamanızı öneriyorum. Bunu yaptıktan sonra da cüzdan aktif olur.
O bahsedilen seed phrase'ler olmadan da bir şekilde cüzdanda bir problem olması durumunda onlar olmadan da cüzdana ulaşabilmeniz mümkün olmaz. Burada işte acemi fonksiyonu bu seed phrase'leri sizin oluşturmamanızı sağlıyor. Yani sizin oradaki burada hali hazırda bir seed phrase oluşuyor sizin için ama o seed phrase'leri arkadaşlar şey yapıyor. Kendi serverlarında tutuyorlar. Enkripte şekilde kendi serverlarında tutuyorlar. Ama burada uzman hesap moduna geçeceğim derseniz uzman hesap moduna burada diyor. Uzman hesap moduna geçmek tohum ifadenizi yönetmek yani seed phrase yönetmek korumak ve yedeklemekten sorumlu olacağınız anlamına gelir. Ben açıkçası bunu şahsen istemiyorum. Uzman hesap moduna geçilmesi ve uzman hesap modunda işte MetaMask'ın veya Trust Wallet'ın import edilmesiyle alakalı aşağıda Fatih'in videosunun linkini koydum. Fatih orada çok detaylı bir şekilde bahsediyor. Ben burada o detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Burada işte eğer başka cüzdanlarınızı import ederseniz çoklu adres yönetiminden bu cüzdanları aralarında seçim yaparak mesela diyelim ki MetaMask'ınızı import ettiniz. Burada MetaMask'ın şeyi çıkacak. Ona tıkladığınızda MetaMask varlıklarınızı görme imkanınız olacak. Dolayısıyla bu da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Sealink'ten bahsedeceğim. Bu da önemli. Bu da bir aslına bakarsanız cüzdanı sosyalize eden bir özellik. Şöyle bahsettiğim Fatih burada benim arkadaşlarım arasında. Burada istediğiniz arkadaşlarınızı şöyle artıya tıkıp onların QR kodlarını uygulamadan taratıp ekleyebilirsiniz. Veya direkt kullanıcı adlarını buraya girip aratabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu anda sadece Fatih var. Fatih'e tıkladığınızda veya diğer arkadaşlarınıza tıkladığınızda mesela geçmiş emirler burada çıkıyor. Fatih bana ilk bu uygulamayı açtığımda gaz ücretlerini ödeyebilmem için bir tane Fusion yollamıştı. Onun burada kaydı tutuluyor. Varlık iste özelliğimiz var. Diyelim ki biz işte ne bileyim 5 tane CHNG'yi Fatih'ten isteyeceğiz. Tıkladığımızda buna onay da verirsek onay vermemize gerek kalmadı. Fatih'e bu arada talebimiz gitti arkadaşlar. 5 tane CHNG talebimiz Fatih'e direkt gidiyor. O da bu talep karşılığında onay verirse size CHNG geliyor. Burada aynı şekilde varlık gönder dersek arkadaşlar benim şu anda bakiyem olmadığı için burada diyelim ki CHNG yollayacağız veya USDT yollayacağız veya işte BTC yollayacağız. Ne kadar yollayacaksak giriyoruz. Varlık gönder dediğimizde arkadaşımıza gönderiliyor. Bu dediğim gibi DAP'ı sosyalize ediyor. Yani burada siz arkadaşlarınızla son derece hızlı bir şekilde, son derece masrafsız bir şekilde varlık gönderip alma imkanı sunuyor size. Bu da gerçekten Change Finance'ı diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden bir tanesi. Şurada Magic Button diye bir şey var. Bu Magic Button'da gördüğünüz üzere şu anda benim bilgisayarım önümde karşımda. Burada QR kodlarını okutup o QR kodlarından işte bu bir adres QR'ı olabilir, başka ilgili QR'lar olabilir. Direkt bu QR kodlarından işlem yapabilmenizi sağlıyor veya işte arkadaşlarınızın Change Finance QR'ını okutup işlem yapabilmenizi sağlıyor. Buranın özelliği bu. Gelelim şimdi bankacılık tarafına. Bankacılık ilk başta da dediğim gibi yani merkeziyetsiz finansın dinamikleriyle mevcut modern finans sisteminin dinamiklerini bir araya getirmeye çalışan bir yanı da var Change Finance'ın arkadaşlar. Burada mesela kazan opsiyonuna geldiğinizde bu anlattığım şey ilk başta da vadeli mevduat yatırıp burada APY oranlarına göre faiz alma imkanı sizlere sunuyor. Escrow gelecek bir hizmet ama enteresan bir hizmet bu arkadaşlar. Gelmesi halinde muhtemelen bazı e-ticaret platformlarıyla ortaklıklar geliştirecekler. Nitekim bu şeylerin bu görüşmelerinde sürdüğünü biliyorum. Şöyle ki escrow aslında bankacılık sisteminde akreditif denilen sistemin biraz daha böyle e-ticaret platformlarına indirgenmiş hali. Nitekim bazı e-ticaret platformlarında bu var. Bu ne? Bu diyelim ki Change Finance platformunun diyelim ki şu anda örnek vermek için söyleyeyim. Amazon'la bir ortaklığa gitti. Amazon'dan siz bir ürün sipariş ettiniz.
veya işte Alibaba'dan bir ürün sipariş ettiniz. Buralarda arkadaşlar siparişiniz geldi. Ürün size gelip onay vermediğiniz müddetçe paranızı burada tutuyor. Paranız o onayın ertesinde karşı tarafa gönderiliyor. Dediğim gibi akreditifenin daha böyle merkeziyetsiz finansa uygulanmış hali. Bu da önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ödemeler tarafını biraz önce işte arkadaşların işte merkeziyetsiz finansın sosyalize edilmesi olarak anlattım. İşte varlık gönder, varlık al tarafı burada arkadaşlar. Şimdi geleceğim spot ticaret ve diğer taraflara. Şimdi exchange tarafına gelelim. Burada gördüğünüz üzere spot exchange, futures, opsiyon. Futures ve opsiyonu konuşmayacağım arkadaşlar. Bunu soru cevapta detaylandırırız. Çünkü akıl karışsın istemiyorum. Ben asıl anlatmak istediğim tarafı anlatmak istiyorum. Spot DEX'i anlatacağım. İşte PancakeSwap gibi ve işte Uniswap gibi. Ama futures ve opsiyonda merkeziyetsiz borsa, özellikle opsiyon tarafında change dünyada tek, futures tarafında da çok az var merkeziyetsiz borsalarda. Ama ben spot tarafını konuşacağım ve ondan sonra da havuz tarafıyla, likidite sağlama tarafıyla arkadaşlar pasif gelir elde etme imkanlarını sizlere anlatacağım. Spot tarafına gelince burada arkadaşlar işlem çiftlerini seçebiliyoruz gördüğünüz üzere. Bunların direkt aralarında şöyle değişiklik de yapabiliriz ortadaki oklara basarak veya işlem çiftlerini seçebiliyoruz. İşte ne bileyim PancakeSwap'la USDT çifti, işte elimizde diyelim ki 10 tane PancakeSwap var, bunu USDT yapmak istiyoruz. Buradan direkt exchange dediğimizde direkt swap işlemi yapılıyor ve işlem burada başka bir tarafa gitmeden kendi içinde yapılabilme imkanı sunuyor. Burada PancakeSwap ve Uniswap'tan bir dezavantajı var ama onlar da adres üzerinden birçok varlığı import edebilme imkanınız var. Burada o yok. Sadece buradaki kendilerinin sunduğu çiftler yer alıyor ama her geçen gün çift eklemeye devam ediyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey var. Dediğim gibi futures'lı opsiyonun hem likidite eklemesini hem spot trade tarafını hem Fatih'in aşağıya koyduğum linkinde bir genel bilgilendirme olarak bulabilirsiniz. Orada biraz daha detay var bununla alakalı ama özellikle öğrenmek isteyen arkadaşlara soru cevap etkinliğinde cevap vereceğiz. Şimdi arkadaşlar gelelim likidite ekleme tarafına. Bu likidite ekleme tarafında da pariteleri seçmemiz gerekiyor. Genelde şu anda en mantıklı parite CHNG ile USDT pariteleri. Yani bu iki parite en çok APY'ye veren parite. Burada ne yapıyoruz? Likidite ekliyoruz. Bu bizim eklediğimiz likidite ile spot tarafındaki DEX'e likidasyon sağlanmış oluyor. Yani bizim eklediklerimizle trade ediliyor. Biz de orada tuttuğumuz için varlıklarımızı bunun karşılığında bir reward alıyoruz. Bu zaten merkeziyetsiz finansın olmazsa olmaz bir tarafı. Bazılarında stake olarak oluyor. Bazılarında likidite havuzlarına ekleme yaparak oluyor. Farklı farklı yöntemler var ama bu şekilde işliyor. Yani merkeziyetsiz finans ekosistemi arkadaşlar. Likidite ekle dediğimizde şöyle bir kriter oluyor. Bu parite aylık ortalama %10 gibi bir reward getiriyor arkadaşlar. Birazdan ben kendi aldıklarımı da sizlere göstereceğim. Bunu seçtikten sonra bir kere bunu yapmak için ben 5000 dolar yatırdığımı söylemiştim. 5000 doları yatırdıktan sonra bunun 2500 dolar ile CHNG almanız gerekiyor uygulamaya yatırdıktan sonra. Sonra onu aldıktan sonra spot tarafında likidite ekleye geldiğinizde arkadaşlar şunu İstediğiniz ne kadar oranda eklemek istiyorsunuz? Ben %100 yapmıştım. Yani elimdeki bütün varlıklar likidite havuzuna eklensin şeklinde. Bunu %100 yapıp likidite ekle dediğinizde likidasyonunuz başlıyor. Ondan sonra havuza dahil olmuş oluyorsunuz. Şu anda ben hali hazırda havuzun içindeyim arkadaşlar. Bu sistemde şöyle bir şey var. Impermanent loss denilen bir faktör var. Bu da merkeziyetsiz finansın hayatımıza soktuğu bir ifade. Aslına bakarsanız geçici kayıp anlamına geliyor. Tam karşılığı o. Şunu ifade ediyor. Bu sistemlere koyduğunuz paralar sabit kalmak üzere hesaplanıyor. Yani bu nasıl oluyor? Mesela USDT CHNG koyduk. Biz benim şu anda 21.700 CHNG'm var. 2.800 USDT'm var. Bu fiyatta bir diyelim ki CHNG fiyatının, CHNG token fiyatında bir düşüş olduğu zaman elimizde tuttuğumuz CHNG miktarı artıyor, dolar miktarı azalıyor.
veya artış olduğunda dolar miktarı artıyor, CNG miktarı azalıyor. O şekilde dengeleniyor. Ama çok ekstrem farklar olduğunda kısa bir süre bu dengesizlik olabiliyor. Ama bu çok kısa bir sürede tolere ediliyor. Ben şimdiye kadar bu anlamda hiçbir sıkıntı çekmedim, rastlamadım da öyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi bunlar benim havuzda benim için duruyorlar. Havuzda benim ağırlığım şu anda sadece %0.09 arkadaşlar. Şu anda havuzda zaten 2.951.822 dolar kilitliymiş. CHNG ise çok daha büyük bir rakam. 22.817.018 CHNG kilitliymiş. Bu havuzdaki miktar arttıkça, başka insanlar da havuza likidasyon sağladıkça sizin oranınız doğal olarak düşüyor. Benim 0.12'ler civarındaydı. O zaman daha fazla ödül alıyordum. Şu anda biraz daha az ödül alıyorum. Bakın şu anda benim ödülüm 599 CHNG var arkadaşlar burada. Ne zamandan beri var? 2 gündür biriken rakam bu. Bunu şimdi topla dediğimde şifre girmem gerektiği için demeyeceğim. Bunu dediğimde direkt şurada CHNG'mi görüyorum. Onu ondan sonra işte girdik buraya CHNG'ye. Dedik ki exchange dedik. Ben öyle yapıyorum. CHNG'yi USDT'ye çevir dediğimizde benim şu anda CHNG'm yok. Bunu çevir dediğimizde exchange dediğimizde çeviriyoruz. Ondan sonra da ben öyle yapıyorum. USDT'lerimizi çekiyoruz. Burada göstereyim. Bundan önce ne çekmişim? Şimdi 29 Kasım'da çekmişim 527 dolar. Yani önce şeylerimi takas etmişim. Bakın CHNG'lerimi takas etmişim. Sonra 527 dolarımı çekmişim USDT olarak arkadaşlar. 29 Kasım tarihinde, Kasım ayında biriken rakam bu olmuş arkadaşlar. Şimdi bundan önce ne olmuş? Kasım ayında 527, Ekim ayını da konuşacak olursak. Ekim ayındakini de 1 Kasım'da çekmişim bir parçasını, 306 dolar. Bir parçasını da 18 Ekim'de çekmişim, 454 dolar. Hemen hemen 750 dolar civarında bir geliri oldu. Yani Kasım ayında bir ay boyunca 520 dolar, Ekim ayında bir ay boyunca da 750 dolar civarında bir pasif gelir elde etmişim ben buradan. Dolayısıyla benim asıl önemsediğim taraf ve sizin de asıl ilginizi çekeceğini düşündüğüm alan bu likidite havuzlarına likidasyon sağlama tarafı arkadaşlar. Evet, şunu diyen arkadaşlar olabilir. Abi 5000 dolarla işte trade edilse belki daha çok kazanılırdı. Olabilir arkadaşlar, ama ben gelirin çeşitlendirilmesinden yana bir insanım. Dolayısıyla bu da güzel bir fırsat sunuyor diye düşünüyorum. Bununla beraber aynı zamanda size hem merkeziyetsiz bir borsa gibi swap yapabilme imkan gibi derken merkeziyetsiz borsa olduğu için swap yapabilme imkanı sunuyor. Dünyanın en güvenli DAP cüzdanı iddiasıyla güvenlik sağlıyor. Bununla beraber paranız orada durduğu için, likidasyon sağladığı için bunun karşılığında reward veriyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka Change uygulamasına bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bundan sonra hep bu tip projelerde de, alım yaptığım projelerde de, ön satış yaptıklarımında arkadaşlar sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Bu ilk oldu. Change Finance aynı zamanda kanalıma da bir süre için sponsor oldu. Dolayısıyla günlük videolarımda da Change Finance teaserlarını bir müddet göreceksiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki günlerdeki soru cevap etkinliğinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.